Lahey'deki Kosova savaş suçları özel mahkemesinde UÇK eski liderleri Haşim Façi, Kadri Veseli, Yakup Krasniçi ve Recep Selim'i davanın seyrine ilişkin düzenlenen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada kanıtların düzenlenmesi, tanık listeleri ve savunma soruşturmalarının ilerleyişi görüşüldü. Savcılık ve savunma eski UÇK liderlerinin yargılama sürecinin başlayacağı yıl sonuna kadar Herhangi bir zorlukla karşılaşmayı beklemediklerini belirttiler. <laughs> Özür dilerim. Tanık listelerinin ilk 40 tanığın dinleneceği 18 Kasım 2022 tarihine kadar mahkemeye sunulması bekleniyor. Avrupa Birliği Kosova İstikrar ve Ortaklık Parlamento Komisyonu bugün ikinci çalışma toplantısını yaptı. <laughs> Meclis Başkanı Glavkonjovca Kosova'nın bölgede barış ve istikrarı istediğini ancak Sırbistan'ın bunu baltaladığını söyledi. Meclis Başkanı bu açıklamasını bugün Avrupa Birliği Kosova İstikrar Ortaklık Birliği Parlamento Komisyonu'nun 9. toplantısında yaptı. Konyuştak Kosova Cumhuriyeti stratejik yönetim politikalarında barış ve istikrar için Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile güçlü bir şekilde uyumludur. Bölgemizde barış ve istikrar istiyoruz. Ancak Sırbistan'ın barış ve istikrarı tehdit ettiğini ve baltaladığının bilincindeyiz. Sırbistan askeri güçlerinin son günlerde yoğunlaşması ve Kosova sınırında toplanması Kosova ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak isteyen bir ülkeden iyi bir me mesaj değil şeklinde konuştu. Avusturya'nın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Lukas Mandi, Priştine ve Belgrad diyaloğunun iki şehir değil, iki ülke yani Kosova ve Sırbistan arasında diyalog olduğunu söyleyerek Avrupa Birliği'nin bu diyaloğa arabuluculuk yapmasının önemli olduğunu söyledi ve diyaloğun devam etmesinin yapıcı aynı zamanda kritik olabileceğini sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Dış Politika ile Güvenlik Yüksek Temsilcisi e, Josep Borrell, Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen G7 üye ülkeler dışişleri bakanlarının toplantısında yaptığı konuşmada Rusya'nın Batı Balkanların iç işlerine müdahale etmesine izin vermemeliyiz dedi. We have been working a lot on that. Berlin'den geliyorum ve orada Batı Balkanları görüştük. Batı Balkanlarda olup bitenlerin derlendirilmesiyle ilgili iki sözüm var. Biri esneklik, diğeri ise uzlaşmadır. Rusya'nın Batı Balkanlara müdahalesinden kaçınmalıyız. Rusya'nın Batı Balkanların siyasi ile ekonomi yaşamına müdahale etmesine sebep vermemeliyiz. Çünkü Batı Balkanların geleceği Avrupa Birliği'ndedir şeklinde konuştu. Borel, ekonomi olduğu gibi siyasi istikrar ve dezinformasyonlar istikrarlığı açısından Batı Balkanların istikrarının artmasını talep etti. Aynı zamanda geçmişin mirasını aşmak ve aralarında uzlaşmayı inşa etmek için Batı Balkan ülkeleriyle birlikte çalışmak gerektiğini de vurguladı. İpek Belediyesi'nin Orenda huzurevinde yaşlı bir kadına düzenlenen, uygulanan şiddetli tepkiler sürüyor. Yakova Belediyesi'nde bugün bakıma muhtaç, yaşlı teyzeye uygulanan şiddete karşı gelmek için düzenlenen protesto gösterisi vardı. Gösteride bu suçu işleyenlere azami ceza verilmesi gündemde. Protestoda İpek'teki Orenda huzurevinde yaşlı bir kadına uyguladığı vahşi şiddetle ülkeyi sarsan hemşire Aurora Pela için azami ceza istendi. Protestoda ayrıca Orenda Huzurevi'nin kapatılmasında da çağrı yapılırken aynı zamanda üçüncü bir talep olarak yaşlılar için tüm özel huzur evlerinde sıkı kontrolün yapılması talep edildi. Huzur evinde işkence gören yaşlı kadının kızı da Yakova'da bugün düzenlenen protestoda bir konuşma yaparak bu davayla ilgili adalet istedi ve annesinin arkasında tüm protestocuların olduğunu belirtti. Kosova Demokratik Türk Partisi Meclis Üyesi Sevil Liman Kazas, Prizren Belediyesi'nde topluluklardan sorumlu belediye başkan yardımcısı seçimi sırasında Boşnak adaya oy kullandığı gerekçesiyle partiden ihraç edildi. Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Yönetim Kurulu Genel Başkan'ın talebi üzerine Perşembe akşamı topluluklardan sorumlu Prizren Belediye Başkan Yardımcısı seçiminin oylamasında KDTP Meclis Üyesi Sevil Liman Kazaz'ın sergilediği tutum konulu gündemle toplandı. KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Prizren Belediyesi'nin düzenlediği sıralı meclis toplantısında topluluklardan sorumlu belediye başkan yardımcısı seçimi sırasında KDTP meclis üyemiz Sevil Liman Kazaz, partimizin kararına karşı çıkıp başka bir partiden Boşnak adayı destekleyip hem parti tüzük program ve kararlarını çiğnemiş hem de Türk toplumunun çıkar ve menfaatlerine aykırı bir davranış sergileyerek Boşnak adaya evet oyu kullanmıştır adı geçen meclis üyemizin kişisel çıkar ve hesaplar peşinde sergilediği davranışlarının mazur görülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla parti tüzüğümüzün 18. maddesi gereği de şube yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle meclis üyemizin parti üyeliğine son verilmiştir. Bununla birlikte partideki diğer görev ve yetkileri de düşürülmüştür ifadelerine yer verildi. Sayın seyircilerimiz, Kosova Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri ülkemizde toplumsal hayatın farklı alanlarına çok güzel dokunuşlar yaparak katkı sunmaya devam ediyor. İşte buna güzel bir örnek daha. Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Yakova Belediyesi'ndeki Mustafa Bakıya İlköğretim Okulu'nda 21. yüzyıl eğitim sınıfının yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Okulda düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı, Mustafa Bakiye İlköğretim Okulu Müdürü, Yakova Belediyesi yetkileri ve öğretmenler katıldı. Tören açılış konuşmalarıyla başladı. Bu projenin ana fikri, öğrencilerin araştırmacı becerilerinin gelişimi, tüksürük okul tüksürük projelerinin gerçekleşmesi ve öğrenci tüksürük aktivitelerine tüksürük teknolojinin tüksürük entegrasyonudur. Tüksürük Türkiye Foru, tüksürük projenin tüksürük ilk aşamasından tüksürük itibaren tüksürük büyük bir ciddiyet ile çalışarak tüksürük projenin gerçekleşmesi için büyük bir çaba harcadı. Bu proje, öğrencilerin becerileri ve gelişimi açısından örnek bir proje olacaktır. Bu projenin eğitimde farklılık yaratacağına inancım tamdır. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Sözü çerçevesinde Kosova'nın geleceği geleceğini inşa edecek eğitime bir tohumlar bizler koyabildiğimiz için büyük bir mutluluk duymaktayız. Dünyanın dört bir tarafında barış ve istikrara katkıda bulunan kahraman askerlerimiz Kosova'nın pek çok farklı bölgesindeki okullar için yürüttüğü projelerle dost ve kardeş Kosova halkı ile tarihten gelen gönül bağımızı pekiştirmeye devam ediyor. Biz Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova'nın eğitim başta olmak üzere her alanda kalkınması ve daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Konuşmaların ardından davetliler 21. yüzyıl eğitim sınıfı projesinin açılış kurdelesini kesti ve dershaneyi gezerek öğretmenlerden yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldılar. Gördüğünüz üzere bu sınıfta 21. yüzyıla uygun tüm imkanlar sağlandı. Bu öğrencilerimiz için çok büyük bir destek. Bu yardım sayesinde eğitimimizi teknolojiden faydalanarak sürdürebiliriz. Okulumuzda farklı imkanlar mevcuttu fakat bu çok üst düzey bir destek. Proje kapsamında sınıfın tadilatı yapılarak akıllı tahta, tablet bilgisayar, düzüstü bilgisayar, modem, yazıcı, ses sistemi, koltuk, masa ve sandalye tedarik edildi. Bu sınıf için çok teşekkür ederim. Sınıfı çok beğendim. Eşsiz bir sınıfa sahip olduğum için çok mutluyum. Projenin tamamı Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildi. Çavuşoğlu ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirdiğini ve artık bu iki ülkeyi ittifaka dahil etmenin vakti geldiğini söyledi. Olumlu değerlendirdiler. İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirdiğini ve artık bu iki ülkeyi tam üye olarak karşılamanın vaktinin geldiğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ise, imzalanan üçlü memorandumun ardından bazı adımların atıldığını, ancak tüm unsurların henüz uygulanmadığını söyledi. Bu iki ülkenin, ee uygulaması gereken ya da atması gereken adımların hepsi bu memorandumda yer alıyor. Bu konuda bazı adımlar atıldı. Bu memorandumda olan tüm unsurların bu iki ülke tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil. O nedenle bizim amacımız bu iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması. Çünkü NATO'nun bugün önündeki en büyük tehditlerden bir tanesi terörizm. Şimdi bugünkü ve yarınki hava durumuna bakalım. Ardından tekrar birlikteyiz. Ülkemizde kısmen bulutlu da olsa sıcak bir gün yaşanıyor. Başkent Priştine'de günün en yüksek hava sıcaklığı 18 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın gökyüzündeki bulutların yoğunlaşması ve bulutların yer yer yağmur yağışına dönüşmesi bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 15 ila 17 derece dolayında değişecek. Bugünkü haberlerimizi de burada bitiriyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.